Herkese merhabalar sayfama hoş geldiniz. Bugün sizler ile birlikte evde kalan bayat pideleriniz ile yapabileceğiniz güzel bir ana yemek hazırlıyoruz. Tarifimiz için bir adet bayat pideye ihtiyacımız var. Pideyi ilk önce küçük parçalar halinde doğrayıp hazırlıyorum. Olabildiğince bakın küçük küp küp doğrayıp hazırlıyorum. Pidelerimiz hazır, pişirme işlemine geçiyorum. Geniş bir tavaya 3 yemek kaşığı tereyağı koyuyorum. Tereyağı eridikten sonra üzerine doğramış olduğum pideleri ekliyorum. Pideleri tereyağında kavuruyorum. Böyle hafif kızarmasını istiyorum. 1-2 dakika güzelce kızarmasını istiyorum. Pideler bakın kızardı. Tereyağında 1-2 dakika güzelce şöyle kızarıncaya kadar çevirdim. Şimdi üzerine 3 adet orta boy küp doğranmış kabukları soyulmuş domates ilave ediyorum. ve Domates ile birlikte pişirme işlemine devam ediyorum. Domatesler yumuşayıncaya kadar pişirdim. Kıyma sosunu hazırlıyorum bir taraftan. Kıyma sosunu hazırlarken tavaya tereyağını koyuyorum. 1 yemek kaşığı tereyağı, 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum. Pideleri ayrı bir ocağa koymuştum. Ayrı ocakta baharatını ilave ediyorum. Baharat olarak 1 tatlı kaşığı pul biber, yarım tatlı kaşığı karabiber, yarım tatlı kaşığı kadar da tuz ilave ediyorum. Böyle baharatı ile birlikte bir miktar kavurmaya devam ediyorum. Pideleri ayrı bir ocağa, kıymalı harca ayrı bir ocağa koyarsanız eğer hepsi birlikte hemen olacak. Sıcak sıcak ikram edeceksiniz. Tereyağı eridikten sonra kıymalı karışım için kıymayı tavaya koyuyorum. 300-400 gram kıyma yeterli gelecektir. Bütçenize göre kıyma miktarını ayarlayabilirsiniz. Kıymanın rengi dönünceye kadar kavurdum. Kıymanın rengi döndükten sonra üzerine bir adet doğranmış kapya biber ekliyorum. 3 adet doğranmış yeşil biber ilave ediyorum. Kavurma işlemine devam ediyorum. Kavururken bakın ortasını açıyorum buraya. 1 yemek kaşığı domates, biber, salçası karışık olarak koyuyorum. Salça ile birlikte biberler diriliğini kaybedinceye kadar birlikte kavuruyorum. Biberler diriliğini kaybedinceye kadar kavurdum. Üzerine yarım şar tatlı kaşığı pul biber, karabiber, kimyon ve tuz ekliyorum. Bu miktarlar tamamen sizin damak zevkinize kalmış. Arzu ettiğiniz gibi ilaveler yapabilirsiniz, azaltabilir, çoğaltabilirsiniz. Baharatı ile birlikte 1-2 dakika kavuruyorum ve artık kıymalı karışımımız da hazır. Üzerinin tereyağını hazırlamak istiyorum. 1 yemek kaşığı tereyağını tavada eritiyorum. Yağ eridikten sonra 2 3 adet yeşil biber ve bir miktarda acı yeşil biber ekliyorum. Bunları yağda çeviriyorum. Bunu yemeğimizin üzerinde süslemede kullanacağız. Üstelik yemesi de çok zevkli olacak. 1-2 çevirdikten sonra çok az sıvı yağ da eklemek istiyorum. Üzerlerine dilimlenmiş domates ilave ediyoruz. Domates dilimlenmiş olarak kullanabileceğiniz gibi çeri domates kullanabilirsiniz. Bütün olarak ekleyebilirsiniz. Ben ay doğranmış domatesleri ekliyorum. Domatesir ile birlikte 1-2 dakika pişiriyorum. Domatesleri şöyle 1-2 alt üst yapmanız yeterli gelecektir. Domatesleri alt üst yapıp artık ocaktan alıyorum bakın domates biberimiz de hazır servise geçiyorum servis yaparken ilk önce tabağın tabanına domatesli baharatlı kavurmuş olduğum tereyağlı pideyi yerleştiriyorum pidenin üzerine hazırlamış olduğum sarımsaklı yoğurdu koyuyorum bol yoğurtlu Yoğurdunu koyduktan sonra kavurmuş olduğum kıymalı baharatlı karışımdan ekliyorum. Kızartmış olduğum biber ve domateslerini yerleştiriyorum. Tavanın içinde kalan yağdan da üzerine bir miktar gezdirip servis yapıyorum. Maydanozunu da serptikten sonra bayat ekmekten yapmış olduğumuz ana yemeğimiz hazır. Bayat ekmek tırdı. Çok lezzetli, güzel ve doyurucu bir yemek. Üstelik de bayat pidelerimizi değerlendirebileceğimiz harika bir tarif. Hoşça kalın, afiyetle kalın. Evlerinizden huzur, bereket eksik olmasın. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle.